Onlar magazin dünyasının örnek çiftiydi. Arzu Monan'la Mehmet Aslan Tuğ'un ayrılık kararı pek çok kişiyi şoke etti. Boşanma davası beraberinde ihanet haberlerini de getirdi. Aylardır susan Mehmet Aslan Tuğ ilk kez konuştu ve Arzu Monan'la neden boşandıklarını anlattı. Mehmet Aslan Tuğ aylar süren sessizliğini bozdu. Çok asil bir duyguyla, bir muhatapla 30 yıl geçirdim yaklaşık. Arzu Monan'la 27 yıllık evliliği neden bitti? Kolay olmadı, acı çektim, üzüldüm. Örnek evliliğin bitiş sebebi ihanet mi? 30 yıldır da hepinizin, birçoğunuzun bildiği bir aşk hikayesinin taraflarından biriyim. Bu açıklamalar çok konuşulur. Ben terk eden değilim. Onlar Türkiye'nin en uyumlu çiftiydi. Onların aşkı bir efsaneydi. Yıl sonra boşanma kararı aldılar. Bir nesil bu kararla aşkı olan inancını kaybetti. Boşanırken bile kendilerine yakışanı yaptı Arzu Monan'la Mehmet Aslan Tuğ. Kavgasız, gürültüsüz el ele geldiler adliyeye. Beyler böyle bir şey olur mu ya? Efendim merhabalar, nasılsınız? Duygularınızı alsaydık çok güzel. Neden söyleyeceksiniz? Herkesi şok eden boşanma davasının ardından pek çok iddia ortaya atıldı. İhanet listenin en başındaydı. Erkekler önemli bir kısmı can yakıyor. Bana göre kadınların da önemli bir kısmı can yakıyor. Kendi ilişkimden zinhar, bağımsız söylüyorum. Bu fukaranın görüp sahibi bir hanımefendinin, hayatımda yüzünü bile görmediğim birinin bendeki yeri dolayısıyla boşanmadım, boşanmayı da ben istemedim. Ünlü oyuncunun konuşmasındaki kilit cümle buydu. Boşanmayı ben istemedim dedi. Arzu Monan'ın yorgunluğunun evliliklerini bitirdiğinin altını çizdi. Hatta olanı biteni. Bir tek şey istedim. Bunu ayrı evlerde başaramayız. Ayrı hayatlarda başaramayız. Bu çok eğilip bükülür. Göz altındayız. Hukuken de biz sona varalım. Öyle bakalım. Dediğim sadece budur. Konuşmasının başlıklarını telefonla not almıştı ünlü oyuncu. Yorgunluğu ve kırgınlığı ise yüzüne yansımıştı. 6 dakika 50 saniye içinde derdini anlatmaya çalıştı. 27 yıllık evliliğin nasıl bittiği de bu videoyla ortaya çıktı. Ortalama bir erkeğin madem öyle deyip iştah ve şehvetle hayata sarılacağı yerleri nezaketle yönetiyorum. Kırıp dökmeden.